Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere fotoğrafları yan yana koyma veya başka bir ifadeyle fotoğraf birleştirme işleminden bahsedeceğim. Bunun için program vesaire indirmenize gerek yok. Hemen hemen bütün bilgisayarlarda bulunan Paint uygulaması sayesinde hızlıca fotoğrafları birleştirebiliyoruz veya başka bir ifadeyle resimleri yan yana getirebiliyoruz. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına Paint şeklinde yazalım. Daha doğrusu Paint şeklinde yazdığımızda şu şekilde uygulama çıkacak. Bunu tıklayarak Paint uygulamasını açabiliyoruz. Veya farklı bir şekilde klavyeden Windows ve R tuşuna basıyoruz. Windows ve R tuşuna bastıktan sonra gelen bu çalıştır penceresine MS Paint şeklinde yazdıktan sonra tamam dediğimizde aynı şekilde Paint uygulamamız açılmış oluyor. Hemen sağ alt kısmında arkadaşlar bir artı eksi bir de bir seçenek işareti var. Bunu sağa sola doğru kaydırarak ya da buradaki eksi artıya tıklayarak bu çalışma alanını net olarak görebilirsiniz. Şu şekilde mesela ben %25'e getirdim. Çalışma alanım bu beyaz alan olmuş oluyor. Elimde 4 tane kedi resmi var. Bu 4 tane kedi resmini şimdi tek bir karede birleştireceğim. Şimdi tekrar Paint uygulamamı açıyorum. Buradan yapıştır kısmına geliyorum. Ardından dosyadan yapıştır diyorum. Şimdi ilk resmim bu. İlk resmi tıklıyorum. Bakın hemen resmim buraya gelmiş oldu. İsterseniz şuradaki bakın şuradaki kısmı şu şekilde açabilirsiniz. Veya şuradan sağa doğru veya şu kısımdan alta doğru farenin sol kilidini basılı tutup çekerek bu çalışma alanını genişletebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. İkinci resmimi ekleyeceğim. Tekrar yapıştır kısmına geliyorum. Dosyadan yapıştır diyorum. Şu kediyi seçeceğim. Üçüncü resmimi. Bunu tıklıyorum. Buradan şu şekilde farenin sol kilidini basılı tutup şuraya kadar mesela taşıyorum. Evet, bu benim için yeterli. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yapıştır kısmına gidiyorum. Dosyadan yapıştır diyorum. Ve buradan şunu seçeceğim. Şu dördüncü resmi. Bunu seçtim. Şu şekilde mesela şuraya geliyorum. Evet. Bu da yeterli şu şekilde. Tamam. Hatta diğer resmi de ekleyeyim. Şu şekilde biraz daha açıyorum şu alanı. Çalışma alanını. Yapıştır kısmına geliyorum. Dosyadan yapıştır diyorum. Ve buradan şu resmi tıklıyorum. Ardından şu şekilde sürükle bırak mantığıyla buraya sürükleyip bırakıyorum. Tamam, bu şekilde hazırlanmış oldu. Ardından şu kısmı bakın şu kısmı çalışma alanını şu şekilde daraltıyorum. Çünkü eğer bu şekilde kaydedersem bu beyaz alanı da kaydetmiş olacak. Şu şekilde şuraya kadar getiriyorum. Eğer kırpma gereği duyarsanız şurayı tıklayıp bakın şurayı tıklayıp şuradan mesela şu şekilde seçip şu alanı seçili alanı kırpabilirsiniz şu şekilde. Tamam. İsterseniz tabi yazı falan ekleyebilirsiniz. Şu A kısmını tıklıyorum. Rastgele nereye eklemek isterseniz. Örneğin mesela şuraya mı eklemek istiyorum? Şurayı seçiyorum. Daha doğrusu genişletiyorum daha doğrusu. Buraya kedilerim yazıyorum. Çok küçük olduğu için mesela bakın görünmüyor. Ctrl A'ya basıyorum veya şuradan seçili hale getiriyorum. Şuradaki boyut kısmını şöyle bir 48 yapalım veya 72 yapalım. Bakın büyüdü. Şuraya tarih yazalım mesela. Bugün ayın kaçı? 04.06.2021 şeklinde yazdım. Şunu küçük harfle başlatalım. Ardından tamamını seçelim. Buradan dilediğiniz herhangi bir yazı tipini seçebilirsiniz. Örneğin ben mesela beğendiğim bir yazı tipini bulayım. Evet, şunu seçtim. Tamam. Bunu beyaz renk yapmak için şurayı tıklıyorum. Bakın şurayı. Böylece bu beyaz olmuş oluyor. Bunu sürükleyip bırakarak mesela nereye götürmek istiyorsunuz? Hatta şu köşeden tutup biraz küçülteyim. Şöyle. Şuraya mesela ya da şuraya da olabilir. Beğendiğiniz herhangi bir yere. Şu şekilde. Evet, şu şekilde mesela oldu. Tamamdır. Kaydetmek istiyorsanız dosya. Buradan farklı kaydet. PNG olarak seçmeniz daha ideal arkadaşlar. Bu görüntü kalitesini kaybettirmiyor. Eğer JPEG seçerseniz biraz görüntü kalitesinde sıkıntı olabilir. Ancak görüntü kalitesinin net bir şekilde olmasını istiyorsanız PNG'yi seçmenizi tavsiye ediyorum. Tabii bunun boyutu biraz da yüksek olacaktır. Bunu belirteyim. PNG'yi seçiyorum. Ardından masa üstünü seçtim. Buna kedilerim diyorum. Şu şekilde isim olarak dosya adına. Kayıttırıyor PNG zaten. Kaydet diyorum. Ve böylece masa üstünde kaydetmiş oluyor. Bakalım şimdi şu şekilde. Masa üstüne bakın geldi. Bu. Açıyorum. Bakın şu şekilde resimleri, fotoğrafları birleştirmiş olduk. Son olarak bir şey daha ekleyeyim. Dilerseniz resimleri Paint kısmında döndürebiliyorsunuz. Örneğin mesela Paint'i açtık. İşte yapıştır kısmına geldik. Buradan dosyadan yapıştır diyorum. İşte rastgele bir resim seçelim. Örneğin şu resmi seçelim mesela. İsterseniz bunu sağa sola vesaire döndürebiliyorsunuz. Döndür kısmına gelip mesela 90 derece sağa dediğinizde şu şekilde mesela dönüyor. Yine mesela sola dediğinizde bu şekilde dönüyor. Veya 180 derece döndürdüğünüzde baş aşağı dönmüş oluyor. Tekrar mesela eski haline getirelim. Şöyle mesela eski haline getirdik.
Veya isterseniz yön değiştirebiliyoruz. Mesela yatay çevir dediğinize bakın. Kedi mesela sola bakıyordu. Şimdi sağa bakıyor mesela. Yine mesela dikey çevir dediğinizde yine aynı şekilde baş aşağı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde döndürme işlemlerini yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.